Genellikle Amerika, Afrika, Madagaskar, Güneydoğu Asya ile Orta Avustralya'da ikamet eden, vücudu çok set pullarla kaplı, bu fiziki özelliği maalesef ki doğada kendine yer bulmaya çalışan her canlının başına bir veba gibi çökmüş olan kapitalizmi cezbetmiş ve o set pullarla kaplı olan derisini cüzdan, çanta, bavul, ayakkabı gibi metaların ham maddesi olarak kullanılmasının önüne geçilememiş, kurtlar gibi bazı kuşlarla çok iyi anlaşabilen bu delikanlının eski Türkçedeki adı, Divan-ı Lugati Türk'te de bahsedilmiştir dildiği gibi alavan olarak geçse de bizim Arapça karşılığını kullandığımız sulak yerlerde yetişmiş bu kertenkelenin iki ton çene basıncı gece daha rahat görmesini sağlayan dikey göz bebekleri vardır ve kardeş şehrimizin takımının sembolü olan alavanlar insanlar tarafından boştan yere avlanmadığı veya sermayeye yem olmadığı zaman uzun süreler boyunca gezegende takılabilir kardeş. Videonun başından ta buraya kadar bahsettiğim tüm özellikleri tek cümlede anlatan da bir tek benimdir herhalde. Bu kallaşlarımız da karada bir kantal olsalar da suda gayet rahat hareket ederler. Dilleri alt damaklarına yapışıktır. Dillerini dışarı çıkaramayacakları gibi bir de ağızlarının sadece üst tarafı açılır kardeş. Avlarına saldırmadan önce kendisiyle onun arasında 2 metrelik bir alana girmelerini bekler. Beklenilen an geldiği zamanda da saniyede 12 metrelik bir hızla üzerine atlar. Bu hıza arka bacakları ve kuyrukları sayesinde ulaşırlar. Kendilerine göre ufak çaplı hayvanları suya çekerek boğar. Kendilerinden büyük olanları da fantastik bir karakterin dövüş sikili gibi adı olan ölüm dönüşü denen bir hareketle daha küçük parçalara ayırıp direkt midelerine indirirler. Avlarını çiğneyemezler. Dişlerinin arasındaki artıkları dışarı çıkarmaya çalışırlar. Eğer beceremezlerse de bunu en yakın kankileri olan kuşlara bırakırlar. Her ne kadar çenen iki ton basarsa bassın bir yerde senin pullarından bile daha hafif olan o canlıya ihtiyacın olacak. Kardeş kimseyi küçük görmeyin yani. Dişi elliye yakın yumurta bırakır ve üzerlerini kumla örterek gelecekteki evlatlarına zarar gelmemesi için çevresinde 3 ay süreyle ıka bakar kardeş. Ve öyle bir liyakat sahibidir ki bu sürede ağzına 1 gram lokma koymaz. Yavrular yumurtalardan çıkmak üzereyken sesler çıkartır ve annelerini yanlarına çağırır. Ana! Oh no! Ana! Oh no! dişi yumurtaları gömdüğü gibi tekrar çıkararak yavruların da yumurtalardan çıkmasına yardım eder. Yırtıcı kuşların ve vahşi memelilerin en sevdiği yemek yavru timsahlardır. Bu yüzden 1,5-2 ay boyunca yavrular itinayla onlardan korunur. Bazı kuşlar timsahların açık ağızlarının arasında çekinmeden girerek artık etleri ve damağa yapışmış sülükleri yerler. Kuşlar da timsahları tehlike anında çığlıklarıyla uyarırlar. Çünkü doğada hiçbir şey sırf kendisi için var olmaz. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır aslında.